Merhabalar, Doktor Ali Güler. Drag and Drop kanalımızda 10 Nisan Cuma günü 9 Nisan'ın verilerini baz alarak, Worldometer'de yayınlanan verileri baz alarak COVID-19 salgınının son durumunu yorumlamaya çalışacağım. Son videoyu orman yürüyüşünde çekmiştim. Bununla ilgili aldığım olumlu ve olumsuz eleştirileri değerlendirerek bu kez size yine bir başka yeşil, aşık olduğum yeşil muz bahçesinden bir çekim yapmaya karar verdim. Bir muz terasından çekim yapıyorum. Ama bu kez yürüyerek değil, oturduğum yerden çekim yapacağım. Perşembe günün verilerini dikkate aldım. Bu verilerden aldığım notları yorumlayarak size sunmaya çalışacağım. 9 Nisan Perşembe günü dünyadaki COVID-19 salgınının son durumu. Dünyada toplam hasta sayısı 1.500.000'leri, 1.600.000'leri buldu artık ve hızlı yükseliş devam ediyor. Muhtemelen 4-5 gün içerisinde 2 milyon vakaları geçmiş olacağız. Toplam ölüm sayısı da 100.000 sınırına dayandı. Yine 50.000 civarında yoğun bakım gerektiren kritik hasta sayısı mevcut. Toplam hastanın toplam nüfusa oranına baktığımız zaman henüz 10.000'de 2 düzeylerinde dünyada. Dünya verilerinde en dikkat çekici gelişmelerden birisi alttan yükselmekte olan bazı ülkeler. Yakın tarihte artık Brezilya, Rusya ve Hindistan geliyor. Devasa nüfuslarını düşündüğümüz zaman yaklaşık 2 milyarlık bir nüfus da COVID salgınından etkilenmekte. Salgında hızlanma periyoduna girdiler ve yakında bu ülkelerde de çok ciddi hasta sayılarını göreceğiz. Dolayısıyla dünyadaki hasta sayısının daha hızlı bir şekilde artışına tanık olacağız bir hafta içerisinde. Onların arkasından da yine Bangladeş, Endonezya, Filipinler, Meksika gibi oldukça yüksek nüfuslu ve göreceli olarak az test yapan ve de sağlık sistemleri yeterli olmadığını düşündüğümüz ülkeler sırada. Bu da salgındaki dramatik gelişmeyi biraz artıracak gibi görünüyor önümüzdeki 2 hafta içerisinde. Türkiye'deki duruma baktığımız zaman bizde de 40 binden fazla vaka var. 42 bine geldik artık. Günlük hasta sayımız 4 bin civarında. Bu da yavaş yavaş artmaya devam ediyor. Bine yakın toplam ölüm sayımız var ve günlük 100 civarında yeni ölüm vakasıyla karşılaşıyoruz. 1500'den fazla yoğun bakım hastası, 1000'den fazla da entübe hasta sayılarıyla devam ediyor salgın bizde. Bizdeki toplam hasta sayısına baktığımız zaman toplam nüfusa oranına salgın 1/1 civarında bir yaygınlığa ulaştı. Günlük test sayımız da 30.000'lere ulaştı. Evet, bu sayıları değerlendirdiğimiz zaman Türkiye açısından durum ne? Hasta sayısında artış hızı başta korktuğumuzdan birazcık daha iyi olmakla birlikte oldukça yüksek olarak yine devam etmekte. Günlük hasta sayısı da artarak devam edecek. Nisan sonuna kadar 2-3 haftada grafik hızlı yükselişini sürdürecek gibi görünüyor. Sonra eğim azalmaya başlayacak ama artış yine de devam edecek. Mayıs'a 100-150 bin civarında hastayla girmemiz, toplam hastayla girmemiz sürpriz olmayacak artık. Ölüm sayısı da artmaya devam ediyor ama ölüm sayısında görece daha iyi görünüyoruz çoğu ülkeye göre. Bunda yoğun bakım ekip ve ekipmanlarımızın yeterliliği tabii ki etken ama daha önemli bir etken nüfusumuzun yapısı. 65 yaş üzerindeki nüfus oranımızın diğer ülkelere göre oldukça düşük olması, dolayısıyla yoğun bakım gerektirecek hasta sayımızın ve ölüm oranımızın daha düşük olması nüfus yapımızın sonucunda beklenen bir sonuç. Yeri gelmişken Türkiye'de COVID-19 salgınının gençlerde daha çok hastalık yaptığı, ölüm oranının gençlerde daha yüksek olduğuyla ilgili bir söylentiyi de değerlendirmek istiyorum. Bu söylemin doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü
yaşlı hasta sayımız oran olarak düşük olduğuna göre genç hasta sayımızın oran olarak yüksek olması zaten doğal bir sonuç. Gençlerde de ölüm oranı her ne kadar düşük olsa da fazla hastadan ortaya çıkacak ölüm sayısı tabii ki daha yüksek olacaktır. Bu bizde hastalığın gençlere daha ağır seyrettiğinin bir göstergesi değil, aksine matematiğin doğal bir sonucu olduğunu söyleyebilirim. Genelde tedavi süreçlerimizde bir sıkıntı yok. Yoğun bakım ve mekanik ventilatör sıkıntımız henüz yok. İlaç tedariğinde ve tedavi standartizasyonunda gayet iyi durumda görünüyoruz. Ancak başta İstanbul olmak üzere bütün Türkiye'de önümüzdeki birkaç hafta içerisinde iki kez katlanma olacağını varsayarsak, yani hasta sayısının iki kez bir kat artacağını varsayarsak, bizde de sıkıntının başlayacağını, sağlık sisteminin zorlanacağını öngörmek kehanet değil. Bunun yanında immün plazma tedavisi gündemde. Bunun için biraz daha zaman var çünkü iyileşen hasta sayımız henüz düşük. Onların artması gerekiyor ki immün plazma tedariğinde sıkıntı yaşamayalım. Ama bu tedavi de umut verici. Toplumsal bağışıklık açısından henüz çok erken. Hani şu bahsedilen sürü bağışıklığı, toplum bağışıklığı dediğimiz kavram için. Çünkü bunun için toplumun minimum %30, 40, 50, muhtemelen 60 gibi bir oranının enfeksiyonu geçirmiş ve bağışıklanmış olması gerekiyor. Biraz önce söylediğim gibi Türkiye'deki hastalığın yaygınlığı henüz binde yarım düzeylerinde. Dolayısıyla toplum bağışıklığına çok daha uzun bir süremiz var. Bunu nasıl yorumlayabiliriz? Bu süreç çok uzun sürecek. Etkin bir aşı bulunana kadar bu süreç devam edecek demek. Yani salgının ilk atağını atlatsak bile izolasyon ve bulaş önlemlerimizi biraz yumuşatabiliriz belki ama yine uzun süre, aylarca devam ettirmemiz ve bu hastalıkla birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekecek. Test sayısında 30 bin testlere ulaştık dedik. Bu aslında çoğu ülkeye göre iyi. Yani birçok Avrupa ülkesine göre bile iyi bir test sayısına ulaştık. Ama bu konudaki çalışmaların da yine ara vermeden devam ettirilmesi gerekiyor. Test sayısının artırılması daha sonrası için yine bize avantaj sağlayacak. Böylece henüz PCR'la tanı konulmamış ama tomografiyle ya da kliniğiyle tanı konulup tedavi alan hastalarımızın tanısını doğrulama imkanımız artacak. Hem de bu hastaların yakın çevresindeki tarama imkanımız biraz daha artacak. Böylece yeni bulaşları erken dönemde yakalayabileceğiz. Yine bir başka avantajı test sayısının artırılmasının hastalığı belirtisiz geçirenlerin de taranarak bağışık hasta sayısının daha fazla artırılması ve immün plazma tedavisi için donör yakalama şansımızı artırması olacak. Test sayısının artmasıyla birlikte pozitiflik oranları biraz düşecek. Bu çünkü belirti vermeyenlerin de artık belirtisiz olanların da test edildiği anlamına gelir ki oranın pozitiflik oranının düşmesi doğal. Fakat burada şu uyarıyı yapmak istiyorum. Bunu hastalık bizde artık yumuşadı, salgın bizde yumuşadı diye yorumlamak büyük hata olur. Bu salgının yumuşadığının bir göstergesi olmayacak. Tabii elimizdeki verileri değerlendirirken bazı kısıtların olduğunu da göz önünde bulundurmak lazım. Çünkü her ülkenin tanı, tedavi, taburcu kriterleri farklı olabiliyor. Dolayısıyla verilerin hepsi eşit şekilde karşılaştırılabilir veriler değil. Ama elimizdeki verilerde bunlar daha iyi bir veri yok. Dolayısıyla bu verileri değerlendirip yorumlamak durumundayız. Ancak bu yorumlamayı yaparken verilerin kısıtlılıklarını göz önünde bulundurup yanılma paylarımızı ona göre düşünmekte fayda var. Örneğin Türkiye için en önemli veri kısıtı tanı ve tedavi kriterleri. Türkiye'de bildirim yapılan hastalar PCR ile tanısı doğrulanmış olan hastalar. Ancak sahadan biliyoruz ki PCR tanısı doğrulanmamış, PCR negatif çıkmış ya da henüz testi çalışılamamış ama tomografi ile
ve klinik bulgularla COVID-19 ön tanısıyla yatırılan ve tedavi edilen hastalarımız var. Ve PCR tanısı almadan önce ölen hastalarımız da var. Bu hastalar maalesef bu verilere dahil değil. Dolayısıyla gerçek hasta sayımız ve gerçek ölen sayılarımız şu anda bildirilenlerin üstünde. Dolayısıyla bu kısıtlılığı, bu veri kriterini göz önünde bulundurarak yorum yapmakta fayda var. Tabii yeri gelmişken Türkiye'de şeffaflıkla ilgili soruna tekrardan bir parmak basmakta yarar görüyorum. Her ne kadar hasta sayıları daha detaylı açıklansa da il il, belde belde hasta sayıları henüz açıklanmıyor. Mümkün olabilecek en küçük yerleşim yeri bazında hasta sayılarının açıklanmasında çok ciddi fayda olduğunu düşünüyorum. Bu yüksek olan yerlerde gerekli önlemlerin daha iyi alınmasını sağlayacaktır. En azından İstanbul'la Türkiye'nin geri kalanı arasındaki farkı biliyoruz ki İstanbul Türkiye'nin geri kalanına göre 8,5 kat daha hasta yoğunluğuyla gidiyor. Yani şu demek, İstanbul'daki salgın şu anda İtalya ve İspanya'yı saymazsak bizim üstümüzdeki ülkelerin Amerika, Almanya, İngiltere ve Fransa dahil hepsinden daha yoğun olarak görünüyor. Türkiye'nin geri kalanı ise Güney Kore'ye eşdeğer. Yani İstanbul'da şu anda 1 milyon nüfus başına 1700-1800 hastalara doğru yükselmişken Türkiye'nin geri kalanında 1 milyon nüfus başına 200 hastanın üzerinde seyrediyoruz. Dolayısıyla bu iki bölgede en azından İstanbul'la geri kalanı ciddi şekilde ayırmak lazım. Tabii geri kalanın içerisinde yine benzer yoğunlukta olan yerleri bilirsek oralarda da ek önlemlerin alınması daha kolay olacaktır. Evet, bunlar mutlaka il hıfzıssıha kurullarında, il pandemi kurullarında bunlar biliniyordur, görüşülüyordur. Ama bu toplum da bunu bilirse hastalığın yoğun olduğu yerlerde yaşayanlar bu işi daha ciddiye alacaktır diye düşünüyorum. Evet, kısaca notlarım bunlar. 9 Nisan Perşembe verileri itibariyle COVID salgınının dünyada henüz çok başlangıçta olduğunu, Türkiye'de hızlanan periyodunun birkaç hafta daha devam edeceğini ama Nisan sonunda, Mayıs başında ve Mayıs ayı boyunca sağlık sistemimizin en çok yük altında kalacağını ve bu dönemde çok zorlanacağımızı, dolayısıyla toplumun bu bilinçte olup bu yayılmayı olabildiğince azaltmaya çalışması gerektiğini vurgulamak istedim. Sahada çalışan tüm meslektaşlarıma, tüm sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum.